Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık üreme sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız ve sonrasında üreme sistemimizi de bitirmiş olacağız. Ee, üreme sistemi ile ilgili yine önce TTIT kitaplarından daha sonra da ÖABT kitaplarından soru çözümü yapabilirsiniz. Büyük bir kısmı tabii ki TTIT kitaplarında yok ama en azından insanda üreme sistemi kısmını orada daha rahat oturtursanız ÖABT kitaplarında çok fazla sorun yaşamazsınız. Şimdi gelelim ilk önce. Ee, sorularımıza arkadaşlar diyor ki kuş ve sürüngenlerde embriyonun beslenmesi yumurtada bulunan hangi yapı ile sağlanır? Beslenmeyi sağlayan yapı hangisiydi? Vitellus. Ama diğerlerini de açıklayalım. Amniyon kesesi embriyonun içinde bulunduğu keseydi. İçinde de amniyon sıvısı vardı arkadaşlar. Embriyoyu koruyordu e, dış etkenlerden. Alantois kesesi yine e, embriyonun atıklarının depo edildiği keseydi. Unutmayın kuşlar e, kuş ve... Sürüngenlerde alantois kesesi bulunur ama balıklarda ve kurbağalarda bulunmaz arkadaşlar. Çünkü onlar suyun içerisinde döllenme gerçekleştirdikleri için atıklarını direkt suya bırakırlar. Plasenta memelilerde e, anne ile bebek arasında bulunan bağda arkadaşlar. Koryon zarı da e, embriyonun tüm örtülerini en dıştan saran örtüydü arkadaşlar. Adı üstünde koryon yani ne yapacak? E, Embriyoyu koruyacak en dıştan. Gelelim ikinci soruya. Rejenerasyonla ilgili olarak hangileri doğru olamaz? Rejenerasyon neydi? Kendini yenileme. Diyor ki genetik çeşitlilik sağlanmıştır. Hayır, rejenerasyon bir eşeğsiz üreme şeklidir. Yani temeli mitoza dayalır. O yüzden bu gitti. Eksilen kısımlar mitoz bölünmeyle tamamlanır. Evet, doğru arkadaşlar. Embriyonik indüksiyonla organlaşma görülmüştür. Bakın, Embriyonik indüksiyon olabilmesi için bir embriyonun oluşması lazım. Rejenerasyonda mesela deniz yıldızının kollarını koparıyoruz. Kendi kendini tamamlıyor. Orada embriyo oluşumu gibi bir oluşum yok. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Yalnız he, doğru olamaz diyor. O zaman cevabımız 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Gelelim 3. sorumuza. Dök hayvanlarda dış döllenme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz? Çiftleşme organının gelişmesi. Şimdi dış döllenme yapanlar kimler? Balıklar ve kurbağalar. Bunlar ne yapıyorlar? Spermlerini ve yumurtalarını suya bırakıyorlar. Ve daha sonra bunlar dışarıda dölleniyor arkadaşlar. Sperm ve yumurta. Bunlar da çiftleşme organı gelişebilir mi sizce? Gelişmez değil mi? Çünkü zaten sperm ve yumurtayı dışarı bırakıyorsun. Yani çiftleşme organına ihtiyaç yok. Çünkü çiftleşme için bir araya gelmiyorlar. O yüzden bu yanlış olacak. Diğerlerine bakalım. Çok sayıda ve yumurta sperm oluşması evet. Çünkü bunların zarar görme ihtimalleri olduğu için çok sayıda e oluşturuyorlar. Yavru bakımının görünmemesi. Milyonlarca yumurta ve sperm oluşturuyorlar arkadaşlar. Mecburen yavru bakımı yok bunlarda. Gametlerin eş zamanlı oluşması evet. Eş zamanlı oluşabilme, oluşması lazım ki döllenme gerçekleşebilsin diye doğru. Gametlerin dış ortamın etkilerinden zarar görmesi zaten bu da doğrudur. Çünkü o yüzden hani milyonlarca üretiyorlar arkadaşlar sperm ve yumurtayı zarar gördükleri için. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız aşık olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi erkeklerin üreme sisteminde bulunmaz? Şimdi erkeklerin üreme sisteminde ne vardı? E, testisler vardı arkadaşlar. Daha sonra penis vardı. Sonra yardımcı bezler vardı. Peki bu yardımcı bezler nelerdi? Seminal bez vardı. Daha sonra prostat bezi, bir de koper bezi vardı. Peki testisler içerisinde ne var? Testisler içinde epididimisler vardı. Burada spermlerin oluştuğu yapıydı arkadaşlar. Seminifer tüpler vardı. Seminifer tüpler din aynı şekilde bir de vaz deferans vardı. Peki fundus nedir? Fundus erkek üreme sisteminde bulunmaz. Fundus arkadaşlar embriyonun eee Hani üreme pardon döllenme gerçekleştikten sonra morulaya kadar işte döl yatağına gelene kadar bazı evreler geçiriyor. Bu evrelerden sonra gelip işte anne rahmine tutunduğu yere biz ne diyoruz? Fundus diyoruz arkadaşlar. Bu da yine aklınızda bulunsun. En azından burada söylemiş olalım. Gelelim 5. sorumuza diyor ki yapılarının gelişme sırasında oluşma önceliğini sırasıyla yazınız. Yazalım ilk önce hangileri oluşacak? Blastomerler değil mi? İlk önce blastomerler oluşacak arkadaşlar. Çünkü zaten her bir hücreye blastomer diyoruz. Sonra blastula evresi. Blastula bu arada iki niye yazmadıysam. Sonra arkadaşlar gastrula evresi yani bir numara. Sonra da morula evresi yani 3 numara olacak. 4, 2, bir, üç şeklinde gidecek arkadaşlar. Şuraya da gitti blastula yazdım. <laughs> Gelelim diğer sorumuza. Peki. ki Dişilerin menstruasyon döngüsünde korpus lüteum bozulursa hangi durum oluşmaz? Şimdi bakın korpus lüteum bozulursa ne olur? Yumurta dışarıya atılır. Korpus lüteum bozulursa eğer e, hamile bir birey varsa, hamile bir kadın varsa çocuğu düşer arkadaşlar. Korpus lüteumun bozulmaması gerekiyor. Diyor ki kandaki progesteron miktarı azalır. Evet zaten korpus lüteumun bozulmamasını sağlayan kimdir? Progesteron. O yüzden bu doğru. Yumurta fallopi tüpünde döllenir demiş. Arkadaşlar korpus lüteum bozulursa, döllenme olmaz. Zaten korpus bozulmadığı için döllenme gerçekleşiyor. Döllenme e, gerçekleşmiş olsa bile korpus bozulduğu zaman ne yapıyor? O zaten birlikte düşüyor. O yüzden Bursa şıkkı olmayacak. Uterus duvarı parçalanır. Evet çünkü menstruasyon evresi başlıyor. Ovaryumda yumurta oluşum başlar. Hatırlayın ben size demiştim ki e, menstruasyon evresiyle Folikül evresi iç içe gerçekleşiyor. Şimdi korpusitön bozulursa eğer yeni bir yumurta üretilmeye başlar arkadaşlar. Çünkü aynı döngü onun içinde gerçekleşecek. O yüzden bu da doğrudur. Menstruasyon evresi görülür. Bu da doğrudur. Cevabımız bursa şıkkı olur. Gelelim 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlardaki embriyonik indüksiyonu incelemek amacıyla yapılan bir deney olamaz? Şimdi embriyonik indüksiyonu incelemek için bir deney yapıyorsak şöyle bir deney olmalı bu endoderm, ektoderm ve mezoderm tabakalarının işte çıkarılması veya işte bunlarla ilgili bazı engeller konulması böyle bir deney olması gerekiyor. Hangisi diyor böyle bir deney olamaz. Bir meme hücresinin çekirdeğini çıkarıp bunu çekirdeği alınmış bir yumurta yaşlamak. Arkadaşlar bu nedir direkt? Klonlama değil mi? Klonlama değil mi? Zaten bu olamaz. Diğerlerine de bakalım ama. Optik çıkıntılarla ektoderm tabakası arasına plaka koyma. Bakın ektoderm tabakası arasına plaka koyarsa ne olacak? Optik çukur e ee, ikisi arasında bir plako olduğu için arkadaşlar mercek oluşmayacak göz merceği hatırlayın size anlatmıştım. O yüzden bu olur. İkili blastomerli evrede hücreleri canlı olarak birbirinden ayırma. Evet arkadaşlar tabii ki bu da e, embriyolik indüksiyonda olur. Bu da doğru. Sırt mezodermi kesip embriyodan ayırma. Yine mezoderm tabakası bu da olur. İkili blastomerli evrede hücrelerden birini öldürme. Bu da arkadaşlar yine olur. Yani embriyolik indüksiyon dediği zaman embriyo evresinde hani yani embriyonun ta zigottan zigot zamanındaki evre, evreden doğuma kadar gerçekleşen bir deneydir arkadaşlar bu. Hatta embriyonik indüksiyon yapabilmeleri için direkt doğuma kadar değil de belirli bir zamanı vardır. Tam gelişmenin gerçekleşmediği zamanlarda bu deneyleri yapabilirler. Cevabımız ne olacak? A şıkkı. Çünkü bu nedir? Klonlamadır. Gelelim iki tane ÖBT ile ilgili soru buldum arkadaşlar diyor ki balıktan memelilere kadar omurgalı hayvanlarda zigottan sonraki ardışık mitoz bölünmeler birbirinden farklılık gösterir. Bu farklılığın nedeni gibi etmenlerden hangisine bağlıdır? Şimdi arkadaşlar hatırlayın size yumurtalardaki segmentasyon çeşitlerinden bahsetmiştim. İşte holoblastik bölünme, meroblastik bölünme diye. Şimdi burada bu farklılığın nedenini soruyor. Ben size ne demiştim? Vitellus'un miktarı ve bulunma konumu. Hani Vitellus azsa farklı bir şekilde bölünüyor. Vitellus çoksa farklı bir şekilde bölünüyor. Veya bulunduğu konum işte merkezde ise farklı, yukarı tarafta ise daha farklı bölünüyor. O yüzden burada neye bakacağız? Bir kere Vitellus miktarına bakacağız. Bu olur. Organel sayısı ilgilendirir mi? Hayır. Yumurta zarının geçirgenliği tabii ki ilgilendirmez. Yumurtanın büyüklüğü de bizim için önemli değil. Ne dedik? Vitellus'a bağlıdır tamamen. Cevabımız ne olur? yalnız bir olur. Oldukça bence kolay bir soru olmuş. Diyor ki kuş ve plasentalı memelilerin embriyonik gelişimlerinde durumlarından hangileri ortaktır? Bakın hem kuşlara bakacağız hem plasentalı memelilere. Diyor ki zigotun bölünme biçimi. Arkadaşlar zigotun bölünme biçimi farklıdır. Neden farklıdır? Çünkü plasentalı memelilerde anne karnında bu bölünme gerçekleşirken kuşlarda yumurtada dışarıda gerçekleşir. Ve bu yüzden de bölünme şekilleri farklıdır. Bu aynı değil. Trofoblast oluşumu. Arkadaşlar trofoblast dediğimiz anne karnında embriyonun uterus duvarına tutunmasını sağlayan yapıdır arkadaşlar trofoblast. Bu arada buraya tam yazamamışım. trofoblast dediğimiz hücreler. Bu hücreler embriyonun anne karnına tutunmasını sağlıyor. O zaman kuşlarda böyle bir durum var mı? Yok. Bu da gitti. Epiblast ve hipoblast. Arkadaşlar epiblast demek Ektodermde bulunan hani üst tarafta bulunan hücreler hipoblast demek de alt tarafta bulunan hücreler. Embriyonik dönemde mecburen bunların oluşması lazım. Çünkü vücudun üst tarafını oluşturacak, alt tarafını oluşturacak. O yüzden bu ikisi bu ortak drama diğer ikisi ortak değildir. Cevabımız yalnız 3 olur. Yalnız 3. Evet böylece bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bundan sonraki videoda sinir sistemine geçiş yapıyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın